İyi akşamlar. Saat tam 19.45. TGRT Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi kayıp Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı. Manşetimizin birinci sırasında da işte Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili ayrıntılar var. Cemal Kaşıkçı bir evrak almak için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi, bir daha çıkamadı. O içeri girdikten sonra içeriye peş peşe uçakla gelen bir Suudi infaz timi de girmiş. İşte o Suudi infaz timi kaç kişiden oluşuyordu? Kim ne görev yapıyordu? Normal kimlikleri neydi? Türkiye'de nerede kaldılar? Görüntüleriyle birlikte bugün ortaya çıktı. Deşifre olan o isimlerle ilgili ayrıntıları da haberimizde aktaracağız. İkinci manşet yine Cemal Kaşıkçı. Bakın ilk kez TGRT ana haber ekranlarında duyacağınız iki çok önemli iddiayı seslendireceğim. Bir, kayıp bir araç aranıyor. Nerede? Türkiye'nin her yerinde. O araç kime ait? En son nerede göründü? Bu soruşturmayla ne ilgisi var? İddia bir olarak aktaracağız. İkinci iddia, Cemal Kaşıkçı'nın Arabistan konsolosluğuna girerken üzerindeki kıyafetlere ne oldu? Öldürüldüğü söyleniyor. Onunla ilgili, o kıyafetlerle ilgili çok çarpıcı bir ihbar İstanbul polisine ulaştı. O iddiayı da birazdan bu ekranda bizzat ben seslendireceğim. Topyekün indirim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün enflasyonla topyekün mücadele, mutfaktaki yangınla, artan hayat pahalılığıyla mücadele dedi. Çok da iyi dedi. Türkiye'nin birçok ünlü markası bu kervana katıldı. Hangi ürünlerde ne kadar indirim var? Fiyatlara, raflara bu nasıl yansıyacak? Birazdan ayrıntılarıyla aktaracağız. Ve Arda Turan. Gururumuzdu. Barcelona'nın ilk 11'ine kadar yükselmişti. Sonra Arda'ya bir haller oldu. Evet, cezalı. Başakşehir formasıyla maçlara da çıkamıyor. Cezasının bitmesini bekliyor ama iddialara göre dün akşam İstanbul'da bir barda sahneye çıkmış. Ünlü pop şarkıcısı Berkay'ın burnunu yumrukla kırmakla suçlanıyor Arda. Arda niye böyle sinirli? Arda neden böyle davranıyor? Ve öyle iddialar duyacaksınız ki bu kadarı da olmaz diyeceksiniz. Evet, soluk soluğa geçecek bir bültenle TGRT Ana Haber başlıyor. 15 kişilik Suudi ekip böyle geldi. Ekipte adli tıp başkanı da vardı. Hilal Selman'ın iki koruması da. Esrarengiz Suudların amacı neydi? Cemal Kaşıkçı'yı onlar mı yok etti? Az sonra. Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen iki uçaktaki 15 kişilik Suudi infaz timinin bıraktığı izler titizlikle sürüldü. İşte sır timin 17 saatlik karanlık trafiği. ...15 kişilik esrarengiz Suudi timi Türkiye'ye böyle geldi. Cemal Kaşıkçı'nın sır oluşunun 17 saat 28 dakikalık karanlık trafiği ortaya çıktı. Sır perdesi aralanmaya başlandı. Tarih 2 Ekim Salı, saat 3.28. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından 10 saat 14 dakika önce... ...Suudi timini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Birkaç dakika sonra 9'u pasaport kontrolünden geçti. Esrarengiz tim 5.05'te Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'na sadece birkaç kilometre uzaklıktaki otele yerleşti. Yaklaşık 6 saat sonra 3 grup halinde oradan ayrıldılar. Saat 12.14'ü gösterdiğinde Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'nun önünde olağanüstü bir hareketlik başlıyor. Yani Cemal Kaşıkçı konsolosluğa gelmeden tam bir saat öncesi. İşte o dakikalarda konsolosluk plakalı araçlar tam bulunduğumuz bu noktadan içeri giriyor ve konsolosluğun önüne araçlar park ediliyor. Saatler 13.14'ü gösterdiğinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı polis bariyerlerini geçti ve yolda bir süre yürüdükten sonra kaldırıma çıktı ve konsolosluğun kapısına yöneldi.
İşte o dakikalarda Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun hemen yanındaki güvenlik kulübesindeki kameralar kayıttaydı. Kaşıkçı binaya girdikten 1 saat 54 dakika sonra konsoloslukta yine hareketlilik başladı. 15.08'de iki araç binadan hızla ayrıldı. Plakaları 34CC1685 ve 34CC2248'di. Soruşturmadaki en kritik araçlardan biri saat 15.08'de konsolosluk binasından ayrıldıktan yaklaşık bir dakika sonra Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun konutunun önüne geldi ve araç işte tam da buraya park edildi. Konsolosluk konutunda olağan dışı hareketlilik başladı. Bir süre sonra da araçlar otoparka girdi. Saatler ilerledi ve Cemal Kaşıkçı konsolosluk binasından bir türlü çıkmayınca nişanlısı panik halinde tam bulunduğumuz bu noktaya geldi. Korku içindeydi ve o dakikalarda saatler 17.33'ü gösteriyordu. Yani Kaşıkçı'nın binaya girmesinin üzerinden 4 saat 19 dakika geçmişti. Saat 17.40'ta ilk önce Suudi timden 6'sı uçakla Türkiye'den ayrıldı. Geriye kalan 7 kişi ise yine aynı taktikle dikkat çekmemek için 19.57'de otelden ayrıldı. Ve 1 saat sonra 21'de özel jetle gittiler. Suudi infaz timindeki isimler de teker teker deşifre ediliyor. 15 kişilik timde bakın hangi önemli isimler var. İnfaz timinden iki isim kraliyet koruma görevlisi çıktı. Doktor Salah Muhammed Altbaygi, Suudi Arabistan Adli Tıp Kurumu'nun başındaki isimdi. Muhammed Saad Al-Zahrani ve Tahar Glaheb Al-Harbi ise kraliyet koruma görevlisiydi. Bu üç isim İstanbul'a gelen 15 kişilik infaz timinin içindeydi. Adları Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında geçti. Tubaigi'nin Türkiye'ye delil yok etmek için geldiği öne sürüldü. Koruma görevlileri Al-Zahrani ve El-Harbi infaz için kolları sıvadı. İkilinin Prens Selman'la çekilen fotoğraflarına ulaşıldı. Prensin hemen yanındaki kişi Al-Zahrani, Al-Harbi ise hemen arkasında. Kaşıkçı Suudi yönetimine muhalif kişiliğiyle biliniyordu. Bu fotoğraf infaz iddialarını güçlendirdi. İşte tam bu noktada ilk kez TGRT Ana Haber'de duyacağınız o çok önemli iddiayı sizlerle paylaşmak isterim. Suikast ya da iddialara göre infaz timi diyelim 15 kişiden oluşuyordu. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'nin güvenlik makamlarının yaptığı araştırmaya göre 6 da araç vardı. 6 araç güvenlik kameralarına da tüm görüntüleriyle yansımıştı. Bu 6 araç Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu envanterine kayıtlıydı. Peki, kimisi lüks otomobil, ünlü marka, güzel bir otomobil, kimisi ise o araçların minibüstü. Şimdi buraya dikkat. İlk kez bu ekrandan duyacaksınız. Bu 6 araç dışında bir araç daha şu dakika itibariyle Türkiye'nin her yerinde aranıyor. Evet, bir araç. O aracın da Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu envanterine, listesine, plaka listesine kayıtlı olduğu, Cemal Kaşıkçı kaybolduktan hemen sonra Levent'ten ayrıldığı ve İstanbul dışına çıkmak için gaza basıldığı öne sürülüyordu. Şimdi ikinci önemli ayrıntı. Bu araç şüphesiz İstanbul'un ana yollarındaki kameralarda da iz bıraktı, görüntü bıraktı. Bu her yerde aranan aracın son görüldüğü yeri açıklıyorum. Pendik'teki otoyol gişeleri, otoban gişeleri. En son bu gizemli araç, bu siyah minibüs olduğu öne sürülüyor. Pendik'te otoyol gişelerinde görüldü. O kameranın görüntü kaydından sonra bir daha hiçbir yerde görünmedi. Bu minibüs ne taşıyordu? Bu araç ne taşıyordu? Neden koşarcasına kaçarcasına Pendik'ten İstanbul'u terk etti ve şu anda nerede? Güvenlik birimleri, istihbarat birimleri şimdi bu sorunun cevabını ve bu aracı Türkiye'nin her yerinde arıyor.
Aydan Oktar grubuna ikinci dalga. Grubun iki numarası Tarkan Yavaş da yakalandı. İkinci dalga operasyonunun ayrıntıları az sonra. Kayıp Suudi gazeteci için özel ekip kuruldu. Konsoloslukta, aramalarda tıpkı vahşice öldürülen Münevver Karabulut cinayetindeki gibi kan izi için luminol ve kızılötesi ışık kullanılacak. Özel ekip kuruldu. Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'nda Cemal Khashoggi'nin izi sürülecek. Özel bir ekip kuruldu. Cemal Khashoggi'nin sır oluşunu aydınlatmaya çalışacaklar. Konsolosluk binasına gelecekler ve sır perdesini aralamaya çalışacaklar. Ekipte terör, asayiş ve kriminal dedektifler var. Hepsi de konusunda uzman. Aynı Münevver Karabulut cinayetinin çözülmesine yardımcı olan teknikler kullanılacak. Ekipler özel bir kimyasal madde ve kızılötesi ışıkla konsolosluk binasının içinde Cemal Khashoggi'nin izini sürecek. Özel kimyasal maddenin adı luminol. Eğer Khashoggi Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğunda öldürülmüş, kan izleri temizlenmiş olsa bile bu kimyasal maddeyle tekrar ortaya çıkıyor. Kızılötesi ışık tutulduğunda izi bulunabiliyor. Yani bu yöntemle Khashoggi'ye ait bir ipucu olup olmadığı gün yüzüne çıkacak. Başkonsolosluk binasındaki aramalarda DNA örnekleri de toplanacak ve Cemal Khashoggi'nin nişanlısından alınan kıyafetler ve kişisel eşyalarıyla eşleştirilecek. Aramalara hassas burunlu polis köpekleri de katılacak. TGRT Haber, Suudi infaz timinin gelişini, bıraktığı izleri ve Khashoggi soruşturmasının bugünkü halini çok önemli bir isme, emekli emniyet müdürü Hanefi Avcı'ya yorumlattı. İşte Avcı'nın gözünden yaşananlar. Muhalif Suudi gazeteci Cemal Khashoggi 2 Ekim'den bu yana kayıp. En son 2 Ekim günü İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girerken görüntülendi. Kayıp gazetecinin öldürüldüğü öne sürüldü. 15 kişilik Suudi infaz timinin İstanbul'a geliş görüntüleri ortaya çıktı. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı Suudi infaz timinin gelişini TGRT Haber'e yorumladı. Suudi yetkililer hakikaten o konsoloslukta bir infaz gerçekleştirmeye cüret etmiş olabilirler mi? Mümkün ama çok zayıf ihtimaldir. Yani siz sadece öldürmeyi düşünüyorsanız iki uçakla 15 kişi ihtiyacınız yoktur. Peki bu görüntüler ne anlama geliyor? Bu kişinin Türkiye'de olduğu konsolosluğa müracaat ederek bir takım belgelerle anlaşılınca konsolosluğun bunu merkeze bildirdiği, merkezde bu kişiyle ilgili yapacak işlemlerle ilgili bir ekibin hazırlanarak buraya geldiği ve o ekibin burada bu kişiyle ilgili işlemleri yaptığı anlaşılıyor. Avcı'ya göre Cemal Khashoggi öldürülmedi, kaçırıldı. Öldürülmeden ziyade bir yerde tutulduğu ve sorgulandığı yönünde mi düşünceniz sizin? Veya götürüldüğü. Nereye götürülmüş olabilir? Suudi Arabistan'a götürülmüş olabilir, ülkeye götürülmüş olabilir veya ülkeye götürülmek üzere halen daha Türkiye'de tutuluyor olabilir ama olup bitene bakarak sanki götürülmüş gibi gözüküyor uçakların gelişi, araçların vesaire. Artık buradaki detay aslında şu, götürüldü belki evet ama söylendiği gibi o araçtaki küçük kutulara parça parça edilerek mi götürüldü, sağ bir şekilde mi götürüldü? Sizin öngörünüz bu konuda önemli, ne düşünüyorsunuz? Yani benim şahsi kanaatim bu kişi sağ olarak götürülmüştür. Çünkü öbür türlü yöntemden olabileceği ihtimal vermiyorum. Dünyada neden ihtimal vermiyorsun? Yani bu kadar yapılan işlemler onu gösteriyor. İki uçak, 15 kişi, kalabalık bir grup ekip bu kişinin götürüldüğü gibi bir şeyi gösteriyor. Zaten bu soruşturmalar sürecinde, bu olaylar sürecinden sonra hayatıyla ilgili farklı bir şey olabilir. Buna bir şey demem. Peki bir gazeteciyi araca bindirip konsolosluktan kaçırmak bu kadar kolay mı? Dünyada inanılmazca teknoloji vardır. Yani bir araca birden fazla insan saklanabilir, taşınabilir, götürülebilir. Kolayca kontrolü anlamayabilirsiniz çok hazırlıklı değilseniz. Böyle bir şey beklenmediği için, diplomatik misyon olduğu için, dokunulmazlık olduğu için rahatlıkla bir araca gizlenebilir, bir araçla götürülebilir. Özel uçakla dışarı çıkarılmış olabilir. Eğer bu 15 kişilik tim alıp götürmek için geldiyse niçin iki uçak farklı saatlerde
kalktı. Yani burada kalmaları onlar için de bir tehlike değil miydi? Konsolosluğa gelip müracaat etmesiyle randevu vermesiyle çok uzun bir zaman yok. 1-2 günlük bir zaman farkı var. Ondan dolayı onlar ellerindeki mevcut ekiple hareket ettikleri, mevcut ekibin şartları, Türkiye şartlarına burada bakarak kendini bir rota çizdiği kanaatindeyim. İki uçağın bulunması, iki ayrı ekibin gelmesi, bu ekibin her ihtimale karşı birbirini kontrol ederek, birbirini dengeleyerek hareket ettiği kanaatindeyim. Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısıydı. Bugün o da Amerikan basınına, gazetelerine konuştu. Kaşıkçı konsolosluk binasına girdi ancak dışarı çıkmadı dedi. Birazdan detaylarını da aktaracağım. Amerika Başkanı Trump da Hatice Cengiz'i Beyaz Saray'a bugün itibariyle davet etti. İşte böyle girdi ancak konsolosluk binasından çıkamadı. Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiç delil yok. Açıklama kayıp Suudi gazetecinin nişanlısından geldi. Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı 59 yaşındaydı. 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğuna gitti. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Kaşıkçı'ya dair son görüntü konsolosluğa girerken kaydedilmişti. Evlenmek için evrak işlemlerini tamamlama niyetindeydi. Kaybolup gitti. Nişanlısı Hatice Cengiz, ABD basınına makale yazdı. Kaşıkçı'nın binadan çıktığına dair hiçbir delil olmadığını belirtti. Cemal bir diplomatik misyonda insanlara zarar vermenin, onları gözaltına almanın veya tutuklamanın uluslararası hukuku ihlal etmek olacağını söyledi. Ve Türkiye tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını belirtti. Bu yüzden anavatanı olan Suudi Arabistan Konsolosluğu'na içeride güvende olacağından şüphe etmeden girdi. Cemal'in binadan zaten ayrıldığını söylediler. Şu bir gerçek ki Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok. Gelelim Cemal Kaşıkçı soruşturmasında TGRT ana haberin ulaştığı o çok özel ikinci iddiaya. Malum Suudiler diyorlar ki, İçeriye girdi gazeteci ancak buradan evrakı aldı. Bu evlenmek için dışarı çıktı. Ancak durum hiç öyle gözükmüyor. Polise bir ihbar telefonu geldi. Kısa süre önce, son 48 saat içinde. İhbar telefonunda çok çarpıcı bir iddia seslendiriliyordu. İddialara göre o ihbarcı ses, Cemal Kaşıkçı konsoloslukta infaz edildi, öldürüldü. Onun kıyafetleri üzerinden çıkartıldı, temizlendi, ütülendi. Cemal Kaşıkçı'ya çok benzeyen birine giydirilerek konsolosluktan dışarı çıkartıldı. Buraya dikkat. Siyah ceket, gri pantolon, koyu renk bir gömlek ve siyah ayakkabı. İşte Cemal Kaşıkçı'nın en son üzerindeki kıyafetler. İddia o ki ihbarcı bu kıyafetleri giyen ve ona çok benzeyen birisinin bu kıyafetlerle dışarı çıktığını öne sürdü. Şimdi bu iddia araştırılıyor. Eğer teyide muhtaç, onu özellikle belirteyim, altını bir çizeyim. Eğer bu iddia doğruysa önümüzdeki süreçte Suudilerden şöyle bir hamle gelebilir. Hani içeriye bu giriş görüntüsü çıktı ya, basına yansıdı. Biz de sizlerle şu anda paylaşıyoruz. Buradan çıkış görüntüsü yoktu. İşte kıyafetiyle buradan çıkış görüntüsü diyerek de Suudiler böyle bir yanlış ya da dezenformatif görüntüyü de kamuoyuyla paylaşabilirler. Buna da çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Bu iddiada ispata muhtaç, onu özellikle belirtmek isterim. Anıl, devam ediyoruz. Enflasyonla topyekun mücadele başladı. Türkiye'nin devleri indirime gidecek. Etiketlere özel logo yerleştirilecek. Topyekün indirimin ayrıntıları az sonra. Gözler Suudi Arabistan'ı yöneten Prens Selman'da. Uluslararası toplum şimdi çok daha fazla endişeli. Kaşıkçı sonrası Suudi muhaliflerin üzerindeki baskının artmasından korkuluyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğuna girdikten sonra sırra kadem bastı. Gözler Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a çevrildi. Suudi Arabistan'ın gelecekteki kralı olarak görülen 33 yaşındaki Prens Selman,
ılımlı İslam'a dönüşü merkeze almıştı. Batılı siyasi gözlemciler bunu reform olarak nitelemişti. 59 yaşındaki muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla muhaliflere yapılan baskıları gündeme getirdi. Batı medyası Veliaht Prens Selman'ın baskıyı giderek arttırdığını yazdı. Amerikan New York Times gazetesi yeni hükümete muhalif olan tanınmış isimlerin Suudi Arabistan dışında dahi kendilerini tehdit altında hissettiklerini belirtti. Gazete, Suudi Arabistan'ın muhalif görüşlü öğrencilerin burslarını kestiğini ve o öğrencilere yurt dışı yasağı konulduğunu yazdı. Suudi gazetecinin kaybolmasının ardından muhaliflerin endişeli olduğu belirtildi. New York Times'a konuşan muhalif görüşlü kişiler, Kaşıkçı'nın kaybolmasının kendileri için açık bir mesaj olduğunu dile getirdi. Kaşıkçı soruşturması ile ilgili Amerika'dan da ses gelmeye başladı. Başkan yardımcısı Pence, Türk makamlarına destek için FBI'den bir ekibi İstanbul'a gönderebiliriz dedi. Washington Post yazarı Suudi Cemal Kaşıkçı olayını Amerikan yönetimi de yakından takip ediyor. Çarpıcı açıklama Başkan Yardımcısı Pence'den geldi. Her türlü yardıma hazırız dedi. Mike Pence katıldığı radyo programında konuştu. Suudi Arabistan isterse FBI ekibini İstanbul'a yollayabiliriz dedi. Washington Post gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı. Gazetede yer alan haberde ABD istihbaratının Suudilerin Kaşıkçı'yı yakalama planı yaptığına yer vermişti. Bunun da dinlemelere takıldığı ileri sürülmüştü. Gecenin Amerika kaynaklı bir sıcak gelişmesini de aktaralım. Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili bugün az önce Başkan Trump da konuştu. Suudi yetkililerle temas halindeyiz. Bu çok kötü bir olay dedi. Türk yetkililerle de yakın temas içinde olduklarının altını çizdi. Sonuna kadar bu soruşturmanın devam etmesi gerektiğini Başkan Trump özellikle yorumladı. Geçelim Irak'a. Tehdit edilen Iraklı model Tara Fares göz göre göre DAEŞ tarafından katledilmişti. İşte o göz göre göre işlenen cinayetin görüntüleri çıktı ortaya. Elinde silahla yanına koştu, 3 kurşun sıkıp kaçtı. Foto modeli aracının içinde infaz etti. Iraklı fotomodel Tare Fares 22 yaşındaydı. Iraklı bir anne ve Lübnanlı bir babanın kızıydı. Bir çocuk annesiydi. DAEŞ terör örgütünden ölüm tehditleri alıyordu. Bu yüzden Bağdat'ı terk ederek Erbil'de yaşamak zorunda kalmıştı. Fares bir sokakta aracıyla ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. İkisi kafasına, biri göğsüne isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybetti. Olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın ünlü modele aracının içinde peş peşe ateş ettiği görüldü. 3 kurşun sıkan saldırgan motosikletle olay yerinden kaçtı. Brezilya'da gaspçıyı vurarak öldüren kadın polis kongre üyeliğine adaydı. Kahraman polis seçimi kazandı. Gaspçıyı öldüren polis memuru seçimlerden zaferle çıktı. Olay Mayıs ayında Brezilya'nın São Paulo kentinde yaşandı. Kadın polis memuru dehşet saçan 21 yaşındaki silahlı gaspçıyı etkisiz hale getirdi. Sırtından ve bacağından vurarak öldürdü. Olay dünyada geniş yankı buldu. Herkes bu kadın polisi konuştu. 42 yaşındaki kadın, Brezilya'da gerçekleştirilen seçimler kapsamında kongre üyeliği adaylığını açıkladı. 70 kişi arasından en çok oy alan 7. aday oldu. Polis memuru Cathy Sastre artık Brezilya'da kongre üyesi olarak görev yapacak. Şimdi şu haber benim canımı o kadar yakıyor ki size anlatamam. Hele çocukların öldüğünü duyunca. Umuda yolculuk, yine umuda yolculuk, yine göçmenler ve yine ölüm. İzmir'de 35 mülteci, sığınmacı bota bindiler, Ege'ye açıldılar. Bot battı, 8 kişi hayatını maalesef kaybetti. Umuda yolculuğun bir hikayesi daha yarım kaldı. Göçmen teknesi battı. Denizden cansız bedenler çıkarıldı.
Facianın adresi İzmir'in Karaburun ilçesi. Gece saatlerinde üzerinde can yeleği bulunan Irak uyruklu bir kadın jandarmaya giderek yardım istedi. 35 kişinin bulunduğu bir tekneyle denize açıldıklarını ama tekne su alınca battığını söyledi. Üzeri ıslak olan Iraklı kadın denizde sürüklenerek karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Sahil güvenlik ekipleri göçmenleri taşıyan tekneyi bulmak için harekete geçti. Bir korvet, iki bot ve uçakla hem denizde hem de havada kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sırasında çok sayıda mültecinin cansız bedenine ulaşıldı. Baktığımızda bir tane ceset vardı ama yarı çıplak halde. Yani kayalara bura bura aşınmış. Faciadan kurtulan Iraklı kadınınsa tedavisi tamamlandı. İfadesinde yaşadığı o dehşeti anlattı. Bende ve çocuklarımda can yeleği vardı. Eşim de yoktu. Olay esnasında çocuklarımı göremedim. Dalgalar hep sırtımızdan vuruyordu. Eşimle beraber yüzmeye başladık. Eşim dalgalara dayanamadı. Yaklaşık 28 saat suda kaldım. Onlarca mülteci hala kayıp. Kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bangladeş'te Türk gemisine çarpan Tayvan bayraklı gemi battı. Türk mürettebat yaşananları an be an kaydetti. Süheyl Bey batıyor şu anda. Hızlı batıyor. Tayvan bayraklı gemi Türk bayraklı gemiye çarptı. Gemi saniyeler içinde battı. Var mı adam şuralarda? İçinde adam kaldı Süheyl Bey. Yakında yok da barcın üzerinde var. Kaza 29 Eylül'de Bangladeş'in Chittagong liman kenti açıklarında yaşandı. Tayvan bayraklı bir gemi Türk gemisine çarptı. Sonrasında saniyeler içinde battı. Gemi suya gömüldü. Mürettebat can derdine düştü. Bir bir gemiden atladı. Süheyl Bey batıyor şu anda. Hızlı batıyor. Batan gemide can pazarı yaşandı. Türk gemisinde ise Allah'ım sen yardım et haykırışları yankılandı. Allah'ım sen yardım et bu insanlara yarabbim. Sen yardım et bu insanlara yarabbim. Yarabbim sen yardım et. Türk mürettebatı ise üstün çaba gösterdi. Baştan gemideki mürettebatı kurtarmaya çalıştı. Türk ekip 9 kişiyi kurtarmayı başardı. 4 kişinin de kaybolduğu olayda Türk gemisi de hasar aldı. Tarkan Yavaş, Adnan Oktar'ın sağ koluydu. Operasyonun ilk dalgasında kaçtı ama saklanamadı. Polis onu bu sabah yakaladı. İddialar hakkında ne söyleyeceksiniz? İngiliz denizde yatırım oyunu. Tamam. Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon yapıldı. Efendim, ağır iddialar var hakkınızda. Siyasi casusluk yaptığınız yönde. Oktar'ın pirari olan sağ kolu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru yakalandı. Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru hakkında uzun süredir yakalama kararı vardı. İddialardan bir tanesi de zorla alıkoyma iddiasıdır. İki pirari operasyonlardan beri saklanıyordu. Bir kere zorla alıkoyulan insan. Polis koordineli bir çalışma başlattı. Oktar grubuna ikinci dalga operasyon yaptı. Oktar grubunun iki numaralı ismi Tarkan Yavaş ve yandaşı Serkan Yumru gizlendikleri adreste yakalandı. İki isme saklanmada yardım eden 7 kişi de gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın sağ kolu olan Tarkan Yavaş sorguda. Alıkoyma iddiasıdır. Enflasyonla topyekun mücadele başladı. Türkiye'nin devleri indirime gidecek. Etiketlere özel logo yerleştirilecek. Topyekun indirimin ayrıntıları az sonra. Geçelim iç siyasete. İttifak görüşmeleri sürerken MHP lideri Devlet Bahçeli yeni bir formül ortaya attı. Yerelde ittifak için siyasi kombin yapabiliriz dedi. İşte siyaset kulislerinde konuşulan kombin formülü. Yerel seçimde ittifak için AK Parti ile MHP arasında görüşme trafiği hızlandı. Kulisler MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerelde ittifaka ilişkin yasal zemin olmadığından konuşarak siyasi kombin yapabiliriz açıklamasıyla hareketlendi. Bahçeli'nin siyasi kombin olarak tanımladığı ittifakı 3 temel üzerine oturttuğu konuşuluyor. Yasal olarak yerel seçimlerde pusulada bir birliktelik sağlanamıyor. Bu birlikteliğin ilk ayağını siyasi partilerin kendi kimliklerini de koruması bakımından belediye meclis üyeliklerinde olabileceği ifade ediliyor. Kombin formülüne göre her parti kendi belediye meclis adaylarını kendi parti amblemi altında belirleyecek.
Partilerin aldığı oy oranlarına göre hem büyükşehir belediyeleri hem de ilçe belediye başkanlıklarındaki meclis üyeleri belirlenecek. İkinci modelde özellikle de büyükşehir belediye başkan adaylıklarında her parti bir diğer partinin itiraz etmeyeceği, siyasi uzlaşının mümkün olduğu adaylar çıkarabilir. Modelin üçüncü ayağında ilçe belediye başkanlıklarında hangi partinin oyu ilçede yüksekse belediyenin o partiye bırakılmasının önünün açılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan döndü. Ayağının tozuyla Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katıldı. Erdoğan, Afrikalı iş adamlarına yerli para ile ticaret çağrısı yaptı. Hiçbir ayrım yapmadan Afrika kıtasının tamamıyla işbirliğimizi güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu. 43 Afrika ülkesiyle iş konseyleri tesis edildiğini belirtti. Kazan kazan anlayışını hakim kılalım dedi. Tarım alanlarının ve yeraltı kaynaklarının kullanımı konusunda çok ciddi bir adaletsizlik söz konusudur. Bunu birlikte gidermemiz lazım. Verelim el ele, atalım ortak adımları ve böylece kazan kazan anlayışını ülkelerimizde hakim kılalım. Erdoğan ekonomideki sömürge anlayışının sürdüğüne dikkat çekti. Neyimiz var, neyimiz yoksa bunu birlikte üretelim, paylaşalım. Çoğu ülkede ekonomide sömürge döneminden kalan çarpıklıkların giderilmesine müsaade edilmemektedir. Açık söylüyorum, bunun adı neokolonyalizmdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ülkelerine çağrıda bulundu. Türkiye olarak ülkemizi bilhassa da ticaretimizi döviz kurunun getirdiği risklerden kurtarmak istiyoruz. Artık tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum. Yerli para, milli parayla gelin ortak iş yapalım diyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çağrısının ardından çok sayıda büyük firmadan ardı ardına indirim haberleri geldi. Firmalar birçok üründe yıl sonuna kadar %10 indirim uygulayacak. Enflasyonla topyekün mücadele başladı. Etiketlerde %10 indirim yapıldı. Hani olmalı, indirim olmalı, mutlaka olmalı. Enflasyon Eylül ayında %24,5'e ulaştı. Fırsatçılar da işin içine girince fiyatlar fahiş oranda artış gösterdi. Herkes şikayetçi bundan gerçekten. Yani bunu fırsata çeviren insanlar var. Görüyor tabii, uyandı vatandaş. Hükümet enflasyona karşı harekete geçti. Vatandaşın yüzünü güldürecek mücadele programını açıkladı. Tüm firmalarımızdan asgari %10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde topyekün bir mutabakata vardı. Tüm zincir mağazalarımıza da birebir görüştüm. Onlar da 50 kadar üründe 2 ay boyunca %10 indirime gitme kararı aldıklarını söylediler. Enflasyonla mücadeleye zincir marketler de katıldı. Türkiye'nin en büyük marketleri ürünlerine normal yaptıkları indirimin yanı sıra yılbaşına kadar 50 ürünü %10 ucuza satacak. Vatandaş uygulamaya destek verdi. Ürünlerine %10 indirim yapan mağazalara yöneldi. İndirim olan marketler tercih ederiz. İndirim olmuyor da gitmiyoruz zaten. İndirim duydum akşam, onun için geldim. Enflasyonla mücadeleye destek veren tüm firmalar işte bu %10 indirim logosunu etiketlerine veya mağazalarına asacaklar. Böylece vatandaş hangi firmanın enflasyonun karşısında durduğunu görecek ve o firmadan alışveriş yapacak. Evet, çok memnunuz. Dışarıdan alıyoruz. Çok pahalı ama burada çok iyi. Enflasyonla mücadelenin bir diğer ortağı ise et ve süt kurumu. Öyle ki daha önce 39 liradan satılan ısıl işlem görmüş sucuk şu anda reyonda 34,65 liradan satışa sunuldu. Bir diğer ürün ise Yozgat kavurma. Daha önce 40 lira 50 kuruşa satılıyordu. Oysa şimdi 36,45 kuruştan satışa sunuldu. Et ve süt kurumu tam 9 üründe indirim yaparak enflasyonda mücadelede ben de varım dedi. En az 6-7 lira fark var dışarıyla. Şimdi paket kıyma 31 lira burada. Şeyde kasapta ya da markette 38 lira, 39 liraya kadar kıyma var. Atatürk Orman Çiftliği de ürünlerine %10 indirim yaptı. Enflasyonla mücadeleye destek verdi.
Enflasyonla topyekün mücadele paketine bir destek de tasarruf mevduatı sigorta fonundan geldi. TMSF Başkanı Muhittin Gülal, mücadelede biz de varız dedi. Sayın Berat Albayrak konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla topyekün mücadele paketini açıkladı. İndirim müjdelerini peş peşe sıraladı. Tüm firmalarımızdan asgari %10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde topyekün bir mutabakata vardı. TMSF Başkanı Muhittin Gülal enflasyonla topyekün mücadelede biz de varız dedi. Enflasyonla mücadeleye destek verdi. Enflasyonla topyekün mücadele kampanyasına TMSF kayyumunda yönetilen özellikle perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızla, paydaşlarımızla birlikte çok güçlü ve etkin bir şekilde katılacağız. Bu sürece elimizi değil gövdemizi koyacağız. Kampanyaya büyük destek veren TMSF tüm şirketlerini bu sürece dahil edecek. TMSF kayyumunda idare edilen şirketlerin hemen hemen büyük bir kısmıyla bu sürece çok etkin ve güçlü bir şekilde destek vereceğiz. TMSF Başkanı Gülal etiketlerde %10 indirimin üzerine çıkacaklarını belirtti. %10'un altına düşmeyeceğiz ama üstüne çıkmak için de tüm imkanlarımızı zorlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla topyekün mücadele kampanyası başlattı, çok da iyi etti. Kampanya daha ilk gününde adeta milli bir seferberliğe dönüştü. Başta market zincirleri olmak üzere neredeyse bütün özel sektör kampanyaya tam destek veriyor. Hem bu kararı alan Bakan Albayrak'a hem de destek veren kuruluşları doğrusu ben de alkışlıyorum. Ancak ben vatandaş Ekrem Açıkel olarak şunu beklerdim. Özel sektörün büyük destek verdiği böylesine milli bir kampanyaya önce kamu kurumları katılmalıydı. İlk adımı kamu kurumları atmalıydı. Örneğin son 4 ayda elektrik ve doğalgaza peş peşe zam yapan BOTAŞ ve EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu indirime onlar da gitseydi, o indirimin başını onlar da çekseydi, %10 indirim kampanyasına onlar da katılsaydı çok daha güzel olmaz mıydı? Bakın hala hiç de geç kalmış sayılmayız. Neden olmasın? İnşallah diyelim ve bekleyelim. Borcunu ödeyecekti, parayı düşürdü. 5000 avroluk zarfı genç bir çift buldu. Genç çift parayı sahibine mi teslim etti, cebine mi attı? Cevabı az sonra. Fransa'da hükümet politikalarını eleştirenler yüzden fazla kentte sokaklara döküldü. Fransız polislerinin eylemcilere müdahalesi ise hayli sert oldu. Sendikaların çağrısıyla yüzden fazla kentte gösteri düzenlendi. Fransa sokakları savaş alanına döndü. Fransa'da sendikalar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarını protesto etmek için çağrıda bulundu. Onlarca kentte aynı anda protestocular sokaklara çıktı. Protesto gösterilerine lise öğrencileri, işçiler, memurlar ve emekliler başta olmak üzere binlerce kişi destek verdi. Eylemcilere Fransa polisi sert müdahalede bulundu. Bir grup güvenlik güçlerine taş ve kesici maddelerle saldırdı. Polis göstericilere göz yaşartıcı bomba attı, cop kullandı. Çıkan olaylarda iki kişi yaralandı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Polisin paylaştığı rakamlara göre Paris'teki gösteriye 11.500 kişi katıldı. Organizasyon yetkililerine göre ise bu sayı 50.000. İspanya'nın dünya ünlü tatil bölgelerinden Mallorca aşırı yağışın etkisi altında kaldı. Şehirde sel meydana geldi ve 5 kişi hayatını kaybetti. Duvarları yıkıp geçti, otomobilleri içine çekti. Sokaklar nehre döndü, 1 metreye yakın su birikti. 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kayıp. Burası Mallorca, İspanya'nın dünyaca ünlü turistik bölgesi.
sağanağa teslim oldu. Adeta bardaktan yağmur boşandı. Bölge sele teslim oldu. Binaların duvarları çöktü. Araçlar metrelerce sürüklendi. Çatı ve balkonlara çıkanlar oldu. 5 kişi hayatını kaybetti. İkisi İngiliz, 15 kişi kayıp. Bölge kurtarma ekiplerine emanet. Helikopterlerle tahliye işlemleri yapılıyor. Valencia kentinden 90 asker çalışmalara katılacak. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez adayı ziyaret edecek. Bu bir ahlak sınavı. Nasıl davrandığımızla alakalı. Yerde 5000 euro bulsanız ne yaparsınız? Cebinize atıp hemen ortadan kaybolayım mı dersiniz? Yoksa sahibini arayıp çok önemli bir ihtiyacıdır. Belki evinin son taksididir, belki bir borcunu kapatacak. Vermem, ulaştırmam lazım mı dersiniz? Öyle bir haber işte. Anıl, verir misin görüntüyü lütfen? Recep, Necip Şeker isimli vatandaşımız cebinden 5000 euro olan zarfı düşürüyor. Ve hiçbir şeyin farkında değil. Olay yerinden uzaklaşıyor. Sonra bir çift geliyor, zarfı görüyor. Sonrası mı haberimiz? Yolda yürürken 5000 avro düşürdü. Görüntüler İstanbul'dan. Necip Şeker esnaftı. Beyazıt'ta deri kemer mağazası vardı. Bir ödeme için yanına 5000 avro aldı. Ceketine koydu. Ödemeyi yetiştirmek için hızlıca dükkandan çıktı. 4.20. Ceket kolundaydı ancak ne olduysa paranın olduğu poşet hemen dükkanın önünde işte böyle düştü. 4.20. Biraz sonra bir çift düşen poşeti fark etti. Birkaç adım attı, sonra geri döndü. Parayı alan erkek parayı cebine attı. Bu anda bir başkası daha durumu fark etti ancak bir şey diyemedi. 4.20. Necip Şeker durumu polise bildirdi. Şimdi polis parayı bulan çifti bulmaya çalışıyor. Trafik cezaları da zamlanıyor. Artık caddelerde makas atanlar, emniyet şeridini kullananlar 1002 lira ceza ödeyecek. Trafiğe açık alanlarda drift atan magandalar ise 5010 lira ceza ödemek zorunda kalacak. Her gün meydana gelen kazaların pek çoğunun nedeni sürücü hatası ya da dikkatsizlik. Bu nedenle hükümet harekete geçti. AK Parti Karayolları Kanunu'nda değişiklik yapan teklifi meclis başkanlığına sundu. Bu teklife göre trafik cezaları kat be kat artıyor. Kırmızı ışık ihlalleri trafik kazalarında önemli bir yer tutuyor. Düzenlemeye göre kırmızı ışıkta geçenlere 235 lira ceza kesilecek. Bir yıl içerisinde 3 defa kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetine 30 gün süreyle el konulması teklif edilecek. 3 ve daha fazla sefer geriye dönük bir yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapanların ise 60 gün süreyle ehliyetlerine el konulacaktır. Trafik cezaları caydırıcılık özelliği var değil mi? Yani hatta daha yüksek olsun ya. Direksiyon başında telefonla konuşmanın cezası 108 liradan 235 liraya yükseltildi. Valla iyi yapmışlar. Bence de trafikte yani cep telefonundan konuşulmaz. Emniyet kemersiz de yola çıkılmaz. Çok güzel bir uygulama diyorum. El freni çekerek aracını kendi etrafında çevirenler, yani drift yapanlar yandı. 5010 lira para cezasına çarptırılacak. Bu kişilerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak. Ve psikiyatri uzmanından rapor alması gerekecek. Türkiye'de kurallara uymak gerçekten sıkıntı olduğu için bu tarz yaptırımlar uygulanırsa biraz da olsa engellenebilir diye düşünüyorum. Trafikte makas atan, ters şeritten giden, egzoz patlatan veya emniyet şeridini ihlal edenlere 1002'şer lira ceza kesilecek. Drift yapmak. Drift yapmak, makas atmak. Evet, bunlar tehlikeli hareketler. Yapmasınlar. 108 lira olan hurdaya ayrılmış araçla trafiğe çıkma cezası yaklaşık 20 kat arttırıldı. Hurdaya ayrılmış olan araçlar trafiğe çıktıkları zaman tehlike arz edebiliyorlar. 2018 lira trafik idari para cezası getiriliyor ve bu araçlar trafikte yakalanırlarsa trafikten men edileceklerdir.
Teklifle yaya geçidi olan yerlerde geçiş üstünlüğüyle ilgili belirsizlik de ortadan kalkıyor. Bir yaya ayağını yaya geçidine attığı andan itibaren sürücüler durmak zorundadır ve buradaki sorumluluk sürücülere verilmektedir. Trafikte çakar olarak bilinen cihazları yetkisiz kullananlara 1002 lira ceza verilecek. Gerçekten doğru bir kural. Emniyet şeridine girenlere de 2000 lira ceza uygulanacak. Uyulması için caydırıcılık anlamında çok iyi tabii ki. Kırmızıda geçmenin cezası 235 lira. Direksiyonda cep telefonuyla konuşma 235 lira. Drift yapmanın cezası 5010 lira. Yetkisiz çakarın cezası 1002 lira. Emniyet şeridine girmenin cezası 1002 lira. Şimdi sırada meteorolojiden kritik bir uyarı var. Yağmur geliyor ama öyle 1-2 günlük bir yağmur değil. Gelecek olan yağmurun günlerce sürmesi bekleniyor. Ne giyeceğimizi bilmiyoruz. Yarınki hava durumundan haberiniz var mı? Yok vallahi, yani bu hafta yağış olmadığını biliyorum yani. Biz dün ekrana getirmiştik, Perşembeden itibaren 5 gün boyunca yağış var diye meteorolojide bu konuda uyarıda bulundu. O zaman bugün parkta son günümüz. Yapacak bir şey yok. Her şey vaktinde güzel. Meteoroloji günlerce sürecek gök gürültülü sağanak yağış için uyardı. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, pazartesiye kadar devam edecek. Yağmurlarımız nasıl? Huzur veriyor bana açıkçası. Bir yandan seviniyoruz, barajlarımız doluyor ama öte yandan yürüyüşümüzü engelleyecek, olsun. Gök gürültülü, şimşek. Yok, onları sevmem. Normal yağmur severim. Yağmur tüm yurdu etkisi altına alacak. İşte yağmur haritası, her yer mavi. Çantamızda şemsiyemizi almamız gerekiyor. Yağmurluk varsa yağmurluğu giyeriz. Yağmur bazı yerlerde başladı. Etkisini özellikle Marmara, İç Ege ve Karadeniz'de daha çok gösterecek. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz için alan, hatta Doğu Anadolu'nun da kuzeyi ve doğusu için alan bölgelerde yağış bekliyoruz. Trabzon Of'ta yağıyor. Yani orada yağınca biraz tehlikeli oluyor da burada yağdığı zaman o kadar tehlikeli olmuyor. Sel olmazsa yağmur güzel. Ya Allah'ın bereketi. Yağışlar 11-15 Ekim tarihleri arasında. Evlere kapanacağız galiba. Çınar, ne diyoruz biz yağmurda camdan bakıp? Yağmur yağıyor. Çınar onu söylemiyor ama bizim çocukluğumuzda en çok söylediğimiz tekerlemelerden biriydi. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Tabii ki tekerlemeleri söylemeyeceğiz. Yağmuru seyredeceğiz. Yağsın, berekettir. Güzeldir yağmur yağsın. Seyrederiz, çayımızı alırız, otururuz. Ama onlar ne yapacaklar onu bilmiyoruz işte. Bu yavrucaklar ne yapacak onu bilmiyoruz. Allah yağmurda sokakta kalanın yardımcısı olsun. Sıcaklıklar da düşecek. Biraz önce güneş vardı, şimdi rüzgar esmeye başladı. Rüzgarların da kuzeye dönmesini bekliyoruz. Rüzgarların kuzeye dönmesiyle de havanın bir miktar daha serinleyeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgar şimdiden başladı ama 5 gün boyunca etkisini daha da gösterecek. Çünkü Karadeniz'den giriş yapan rüzgar Marmara'yı dolayısıyla İstanbul'u da etkisi altına alacak. Yağmurla ıslanırken rüzgarla da üşüyeceğiz. Bir yanına üşüyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani o anı da kaçırmak istemiyoruz. Bu hafta boyunca bu şekilde kuzey yönlerinden rüzgarı almaya devam edeceğiz. Kuzeyden estiği için soğuk havayı taşıyan rüzgarlardır. Hava sıcaklığının da düşmesine etkili olur. Yine de böyle gocuğumuza sarılıp yani rüzgara doğru kendimizi atıyoruz. Yani ben çok yakalandığım oldu ve çok seviyorum. Milli futbolcu Arda Turan'la şarkıcı Berkay birbirine girdi. İki ünlü isim neden kavga etti? Kavga nasıl bitti? Az sonra. Narkotik ekipleri uyuşturucu taşıdığından şüphelendikleri bir tırı durdurdular. Arama yapmak için kupasına, yani şoför mahalline girdiklerinde ise şaşırıp kaldılar. Bakın niye. Nerede lan? Nerede lan? Ha nerede? Kes. Polisin gözünü boyamak için kurduğu düzenek tutmadı. Narkotik köpeği uyuşturucuyu saklandığı yerden çıkardı. Mersin'de polis ekipleri Doğu illerinden gelen bir tankeri durdurdu. Şüphe üzerine narkotik köpeğiyle arama yaptı. Çek. Tankerin içine giren ekipler şaşkına döndü. İçi çizgi film karakteri Pembe Panter'in peluş oyuncaklarıyla donatılmıştı. Nerede lan? Nerede lan? Ha nerede? Kes. Ama oyuncaklar uyuşturucuyu gizleyemedi. Köpek şoför kabinine tepki verince arama yapıldı. Açılan bölmede 5 kilogram esrar bulundu. Sürücü gözaltına alındı.
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri koy abi yerine. Üç parça adet. Dağıstanlı dövüşçü Habib Nurmagomedov, ringde İrlandalı rakibi McGregor, taraftarları da havalimanında McGregor'un taraftarlarını dövdü. Gidebilecek mi? Golunu saldı Habib. Golunu salıp boğmaya çalışır. Bak buna çalışır Serden Habib ve selam teslim oldu McGregor. Dağıstanlı Habib Nurmagomedov, İrlandalı Conor McGregor'ı mağlup etmişti. Karşılaşma sonrasında olaylar yaşanmıştı. Maçın üzerinden günler geçti. Ancak McGregor cephesi dayak yemeye devam ediyor. Habib taraftarları McGregor taraftarlarını dövdü. O anlarsa kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olaylı karşılaşmadan sonra Habib'in 3 destekçisi havalimanında İrlandalılarla karşılaştı. Yenilgiyi hazmedemeyen İrlandalı grup Habib destekçilerine sataştı. İrlandalılar Dağıstanlı 3 destekçiye laf attı. Laf atar atmaz Habib'in destekçileri karşılık verdi, yumruklar havada uçuştu. Dağıstanlı 3 taraftarın arkadaşları olayı gördü, koşarak geldi. Yumruk yumruğa kavga başladı. İrlandalıları saniyeler içinde yere serdi. İrlandalı taraftarlar akıllanmadı. Habib'in destekçilerine tekrar sataştı. Dağıstanlı taraftar Habib'i aratmadı. İrlandalıyı tek yumrukla yere serdi. Manşetlere taşıdığımız o haber. Sahi Arda Turan'a ne oldu? Büyük gururumuzdu. Barcelona'nın ilk 11'ine kadar yükselmişti. Sonra Türkiye'ye geldi, kariyeri tepe taklak oldu. Malum, hakeme saldırınca ceza aldı, daha bu sezon bir maç bile oynamadı. Fakat gecelerde boy gösteriyor. Dün akşam İstanbul'da bir eğlence mekanına gitti Arda Turan. Orada, pistte, sahnede Berkay ve ailesi vardı. Aralarında bir gerilim oluştu. Sonrasında Berkay'a bir yumruk attığı söyleniyor Arda Turan'ın. İş büyüdü, Berkay hastanelik oldu. Sonrasında ise yaşananlarla ilgili Arda Turan akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Bir şeyler söylemek ister misin? Tartışmanın sebebi belli değildi ama kavga çıkardı. Futbolcu Arda Turan şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı. Başakşehirli Arda Turan, Emirgan'da bir eğlence mekanındaydı. Eğlenmek için şarkıcı Berkay'la aynı adresi seçmişti. İkili kendi aralarında tartışmaya başladı. Söz düellosu yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Berkay ve eşi hastaneye gitmek üzere mekandan ayrıldı. Arda Turan ise içeride kalıp eğlenmeye devam etti. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin olay sonrası ilk kez konuştu. Arda Turan'ın kendisine asıldığını iddia etti. Kavganın bu sebeple çıktığını öne sürdü. Bir anda Arda koluma dokundu, kulağıma eğildi. Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın dedi. Ben de ne diyorsun, kendine gel dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip eşimi gönderiyorum. Şimdi erkek erkeğe konuşacağız dedi. O anda bana döndü Berkay. Hadi eve göndereyim seni dedi. Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Olaya ilişkin Arda Turan'dan açıklama geldi. İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir namus konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır. Doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun. Aşağıda soran. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün camiaya seslendi. Ersun Yenal gündemde değil dedi. Volkan Demirel hakkında konuştu. Filip Koku antrenör hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı. Tüm Fenerbahçe'nin genelinde yapacağımız gibi burada da yapacağımız çok şey var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fenerbahçe televizyonunda konuştu. Gündeme ilişkin soruları cevapladı. Koç Ersun Yanal açıklaması yaptı. Yanal gündemde yok dedi. Dün olmadı. Bugün de yok. Yarın da olmayacağını düşünüyorum.
Ersun Yanal hocamız bizim planlarımızda yok. Ali Koç, mevcut teknik direktör Koku'yla yola devam edeceğiz dedi. Uygun olmadığını düşünüyorum hocamızın açısından. Bir de zamanlama açısından uygun olmadığını düşünüyorum. Şu an hoca değişikliğine gitmenin. Fakat benim şu aşamada hoca değişikliğine gitmeye, arkadaşlarıma yaptığım hisseler sonucunda erken olduğunu düşünüyoruz. Başkan Koç, görevlerine son verilen antrenörler hakkında konuştu. Beşiktaş maçı öncesinde takımı karıştırmaya çalıştıklarını söyledi. Sonra maça gidiyorlar. Buraları enteresan. Soyunma odasına geliyorlar. Soyunma odasında o gün yerde bir halı var. Rulo halı var. Daha evvel orada olmayan bir halı. Bir antrenörü soruyor birine. Bu ne diyor? Bu halı niye burada diyor. Bu arkadaşlardan bir halıyı gösterdik. Bugün Beşiktaş bizi yenecek. Hocanın cenazesini halıya saracağız diyor. Ali Koç, kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in saygısızlık yaptığını söyledi. Volkan, benim kabul edemeyeceğim şekilde bir tartışmalara girdi. İlk önce bana bir nebze saygısızlık yaptı. Ondan sonra başkan vekilimize ciddi saygısızlık yaptı. Yani başkanına, başkan vekiline öyle bir ortamda bu şekilde ses yükseltme, saygısızlık yapma cüretini gösterebilen kıdemli bir futbolcunun diğer futbolcular ve personel ve Samandıra üstünde bizler yokken nasıl bir etkisi olabilir, neler yapabilirdi kafamda istişare ettim. Çayınıza, çorbanıza limon sıkarken sağlığınıza da limon sıkmayın. Limondaki tehlike az sonra. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'deki elçisi Nikki Haley görevi bırakacağını açıkladı. Başkan Trump'ın Haley'in yerine kızı Ivanka'ya atayacağı öne sürüldü. Bakın Trump o iddialara nasıl cevap verdi. ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley beklenmedik bir şekilde istifa etti. İstifa haberi ABD'de şoka neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Haley'in istifasını hızla kabul etti. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, bu göreve kızı Ivanka Trump'ı getirmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, Ivanka da olurdu ama kızına iltimas geçiyor derler yorumunu yaptı. Jared. Trump böylece kızının ismini bu görev için düşündüğünü itiraf etmiş oldu. Trump kızının bu görevi hak ettiğini düşünüyor. Ancak gelebilecek tepkilerden çekiniyor. A new US initiative that will commit $150 million and mobilize a Çayı çorbayı limonla içmeyi sevenlerdenseniz aman dikkat diyoruz. Çünkü genellikle şifa olsun diye içeceğinize koyduğunuz limon sizi hasta edebilir. Efendim, ne kadar çok limon attınız? Evet, çok seviyorum limonu çünkü. Ferahlatıcı, tadı güzel, aroması güzel. Ayrıca vitamin deposu. Peki o limonların hijyenik olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, niye düşünmeyeyim ki? Limon sağlığımıza faydalı. Hem cildimize iyi geliyor hem de vücuttaki toksinleri atmamıza yardımcı oluyor. İçeceğinize limon ekletmeyi seviyorsanız artık iki kere düşünün. Siz içeceklerinize limon ekletir misiniz? Gittiğim yerde özellikle çay istiyorum. Peki efendim hijyenik olduğunu düşünüyor musunuz o limonları? Çok düşünmüyorum, düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü düşünürsem hiçbir şey yiyemem, içemem. Araştırmacılar 21 farklı restorandaki 76 limonu inceledi. Sonuçlarsa tüyler ürpertici. Dışarıda bu içecekleri tüketirken içindeki limonların hijyenik olduğunu düşünüyor musun? Daha önce hiç düşünmemiştim, evet. İçer misiniz? Hayır. Biz 70 yıllık mühendisiyiz. Sağlıklı olduğunu düşünüyorum, kabuktan dolayıysa eğer. Limonların %70'inde virüs ve hastalık yayılmasına neden olacak bakterilere rastlandı. Çay içiyorsunuz. Evet. Limon atar mısınız? Şöyle. Atayım canım. Sen atın için atarım. Temiz olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Yıkamışlar mıdır? Yıkamışlardır. Bir tane alır mısınız şimdi? Yapılan araştırmalar sonucunda limonu kesenlerin limonu ve ellerini yıkamadıkları, bunun sonucundaysa hem limon kabuğunun üzerindeki hem de eldeki kirlerin bakterileri iki katına çıkardığı ortaya çıktı. Efendim afiyet olsun. Teşekkürler. Maden suyu içiyorsunuz. Evet. Limonsuz olur mu? Olmaz. Atalım mı? Atalım. O limonların hijyenik olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki evet.
Biz haberciler için soluk soluğa geçen bir gündü. 10 Ekim Çarşamba gününü size bu bültenle özetledik. Yarın akşam yine burada olacağız. 19.45'te. Lütfen unutmayınız, biz randevumuza sadığız. Sizleri de bu ekrana 19.45'te bekliyoruz. O saate kadar kalın efendim, sağlıcakla.